Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Esin Şenol. Akbank'ın katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO Doğuruyor'da bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Esin Şenol. Esin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizi bugün bizimle burada görmek çok çok büyük bir mutluluk. Tekrar zamanınız için, ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizi tabii son dönemde bu 2-2,5 yıldır yaşadığımız COVID nedeniyle çok sık görme, gözlemleme, okuma, izleme şansını bulduk. Zaman zaman sizden enerji aldık, ilham aldık. Zaman zaman uyarılarınızla kendimize çeki düzen verdik. Bugünkü podcast'te hazırlanırken ben birazcık sizin yazdığınız, çizdikleriniz ve bu anlamda sizin kendi web sitenizden de irdeleme şansını, öğrenme şansını buldum. Açıkçası en beni etkileyen ilk hani kitabın giriş cümlesi web sitenize girince tam karşıda şöyle yazıyor: madem ki biliyorsun neden öğretmiyorsun? Bayıldım bu cümleye. Aslında o cümle benim değil tabii ki. O cümle biliyorum ama benim. Gene de hani o çok evet, çok güzel, evet. Çok etkili. Biraz oradan başlayayım istiyorum. Evet. Yani bu üretkenliğin arkasında herhalde yatan şeylerden bir tanesi de bu cümlenin yansımaları. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Sosyal hayatımda çok konuşkan bir insan değilim. Çünkü hastalar, öğrenciler ve asistanlar 30 yıldır bu işin içinde sürekli bir şeyler anlatmaya çabaladığım için daha çok dinleme eğiliminde oluyorum. Hatta sessiz sedasız böyle bir kenarda bir film seyretmek benim için en büyük eğlence oluyor ya da bir kitap okumak. Ama anlatıcı, yani anlatıcılık düştü bana. Bu hayatta anlatıcılık düştü. Ve anlatabilmek, tıp fakültesi öğrencisi yetiştiriyorum her şeyden önce ve sizin o pandemide kahraman olarak tanımladığınız kişiler çoğunlukla bizim öğrencilerimiz, bizim yetiştirdiğimiz insanlar. Yani Türkiye'de köklü belli başlı 3-4 tane üniversite var. O üniversitelerin yetiştirdiği infeksiyoncu arkadaşlarımız onlar ya da işte pratisyen arkadaşlarımız, birinci basamaktaki arkadaşlarımız. Dolayısıyla anlatıcılık çok maharet isteyen bir şey gerçekten. Sadece bilmek de yetmiyor, o bilgiyi doğru paylaşabilmek gerekiyor. Ama şimdi bir sağlıkçı olarak kamuya açılmak, bilginin açılması konusu sıkıntılı bir konudur. Çünkü gerçekten böyle siz yaşama ve ölüme birazcık daha teknik bir mesele olarak bakarken bu kamu algısında ve sizin hastanız olmuş kişilerin özel bireysel algısında da çok ciddi bir meseledir ve yanlış anlaşılabilme riskiniz vardır. Ama ben infeksiyoncuyum ve dünya aslında bir infeksiyon hastalığının ne kadar dinamik olduğunu ve ne kadar anlatılmasının ne kadar yaşamsal olduğunu bundan çok daha önce 80'li yılların ortalarında AIDS önce pandemi olarak başladı. AIDS pandemisiyle öğrendi. O kadar yaşamsaldı ki insanlar etiketleniyordu, damgalanıyordu, etiketlenmiş ve damgalanmış olarak ölüyorlardı. Ve aslında bu iş böyle değildi ve kırılgan gruplar yani Afrika vesaire bilgiye muhtaçtı ve infeksiyoncular açısından bu çok önemli bir eşik noktasıydı. Ben de yetiştiğim okul yani işte lise eğitimim TED Ankara Koleji, orada çok çok boyutlu sosyal etkinlikler, tiyatro kulübü, ilk tiyatro kulübünü kurmuştum TED Ankara Koleji'de hep sanata merakım yüzünden. O sıra yoğun tiyatro çalışmam, işte diksiyonum, sesim vesaire. Hekimlikte bu ne işe yarar ki diye düşünürken çok sayıda konferans, seminer, ders anlatma, birdenbire pandemi çıktı karşıma aslında ve orada kamuyla, doğru sözcüklerle bilgiyi köprülemenin çok önemli olduğu bir noktaydı, yaşamsal olduğu bir noktaydı. Daha önce kamuya açılmaktan imtina ederken, kamuyla iletişim kurmamayı tercih ederken, çünkü yanlış anlaşılabilir, sağlık birazcık daha vakur olmalı, birazcık daha akademisyen, vakur olmalı. Bir de biliyorsunuz piyasa çok fena bir vaziyetteydi. Özellikle ekranlar, çay çorba kaynatan doktorlar, işte bitki öneren kişiler, yaşam iksiri bulduk diyenler falan. Yani ciddiyetiyle bağdaşmaz akademinin diye geri dururken
Birdenbire bir baktım ki işler çok kötü gidiyor pandemide. İnsanlar market torbaları yıkamakla insanların aklını karıştırıyorlar. Bu iş böyle olmayacak. Can havliyle. Madem ki biliyorsun paylaşmalısın ama bunu aslında o sözcüğü ben pandemiden bir yıl önce bir blog ilk defa ömrümde hazırlayarak. Çünkü doğrusunu isterseniz yavaştan da bir yandan da kendimi emeklilik sürecine hazırlıyordum. Bunun nedeni ama yorulmuşluk ya da yaş almışlık değil. Bunun nedeni akademideki bezginlikti. Konuşuruz birazdan da onu. Akademi bir cendereye dönüşmüştü doğrusunu isterseniz. Feci bir cendereydi. İnsanın kendini yalnız hissettiği, bir yandan çok çalışmak istediğim, asistanlarına, öğrencilerine kıyamadığı ama bir yandan da yeter artık yani insanın da bir tane hayatı var dedirtecek bir bezginlik düzeyindeydim ben. O bloğu hazırladım, ufaktan bir kitap yazarım falan derken pandemiyle birlikte yerime çakıldım tabir yerindeyse. O sözcük Muazzez İlmiye Çığ'ın bayıldığım bir kitabından. Aslında yaşamın ne kadar sonsuz olduğunu, ne kadar sınırsız olduğunu, her şeyin 360 derece kendi etrafında dönüp aslında başladığımız noktaya döndüğünü anlatan şahane bir yazı. Sümerli bir şair söylemiş o sözü. Bir kurgu aslında bu. Bulunan Babil tabletlerindeki şairi kurguluyor Muazzez İlmiye Çığ. Ben bu kitabı çok öneririm. Sümerli şair Lidingura diye bir kitap. Muazzez İlmiye Çığ eşsiz bir insan zaten. Bence yaşamın, ölümün, her şeyin sırrına vakıf. Zaten hani şöyle söyleyeyim. Antropoloji, arkeoloji bunlar da hani yaşama bakışımızı, ufkumuzu genişleten şeyler. O sözcük oradan yani. İki tane önemli nokta aslında sizin söylediklerinizden şöyle yapıyorum. Hani bir tarafta bir bilimsel gerçekler ve veriler var. Ama sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi o bilimsel gerçeklerin hani derler ya sizin anlatabilme kapasiteniz karşı tarafın anlama kapasitesiyle de bağlantılı ve onu arttırmak aslında bazen sizin de elinizde. O bahsettiğiniz hani şimdiki çok popüler moda tabiriyle hikaye anlatıcılığı veya konuları hikayeleştirme ve karşı tarafın anlatabileceği bir hale getirme. O bence çok değerli ve bu son 2-2,5 yılda da dediğiniz gibi sizin gibi az sayıdaki bilim insanının gözüyle, diliyle biz o anlamda bilgilenme ve belki de kendimize çeki düzen verme imkanını bulduk. Bir de çünkü gene hani bir bilim insanına bunu söylemek gene ev ödevini yaparken gördüm. Siz aslında psikoloji okuyayım diye Evet. üniversiteye geçmişsiniz. Hani o anlamda haddimi aşmak istemem ama Estağfurullah. insanlar o konfor alanından çıkıp da böyle bir korkuyla amigdalanın tetiklendiği bir şeyle karşı karşıya olduğunda ne bulurlarsa ona sarılmanın çabası içindeydi ki biz bunu 1-1,5 sene bütün dünyada yaşadık. O Evet. anlamda sizin gibi hani bu anlamdaki o ön yargıları veya bilinçsiz ön yargıları kırmak ve bilgilendirmek noktasındaki düzeltmeler, müdahaleler çok çok değerli oldu. Buradan da aslında akademiyi ve kitabı da onları satır arasında bahsettiniz. Onlara da gelmek istiyorum ama sizin yazılarınızı okurken biraz önce söylediğiniz bir konu tekrar benim için çok büyük değer kazandı. Ne kadar çok okuduğunuz ve ne kadar farklı yelpazede okuduğunuzu da hissediyor insan. Yani yazdıklarınız ya Esin Şenol bunları düşünüyor diye yazdıkları şeyler olduğu kadar bir tarafta da onları farklı yere bağlantılandırıyorsunuz. Bu anlamda böyle bir var mıdır hem tutku olarak takip ettiğiniz alanlar yoksa özellikle elinize geçen ilgi duyduğunuz alanlarda değişen şekilde takip mi ediyorsunuz bir takım konuları, dönemleri ya da yazarları? Aslında çok söylenerek geçirdiğim bir çocukluk ve gençlik dönemi var. Böyle çok disiplinli bir babam vardı benim okumak ve sanat konusunda. Hepimizi formatlayan bir babam vardı ve çok isyan ederdik. Bu cumartesi sabahı da mı konsere gideceğiz? Bu cuma akşamı da mı tiyatroya gideceğiz? Ya da bir takım kitaplar dizerdi ve o kitaplar yazlığa götürülürdü. Bu klasikler okunulacak. O kadar çok faydasını görüyor ki insan ilerleyen zamanda. Şimdi bunu ona söylediğimde de çok memnun oluyor. Oysa
olsa gençlik başımda duman, sokaklarda gezen arkadaşlar var. Ben de birazcık böyle gamsız, kedersiz bir tip olayım falan. Yani bu okumak, yazmak işi de insanı birazcık ağırlaştıran. Ama hiçbir zaman hani o ağırlığı kasvete çevirmedim. Herhalde bu yani neşe, doğuştan bir neşeli halim var her şeye rağmen. Hayatın o kaotik neşesini bir şekilde hissediyorum. Ama şöyle, çok disiplinli bir süreçten sonra birdenbire tıp fakültesi. Tıp fakültesi inanılmaz ağır bir eğitim. Öğrenerek geçmek, ki bizim zamanımızda Ankara Tıp Fakültesi herhalde dünyada hani çok iyi tıp fakültelerinden bir tanesi. Böyle çok sıkı, sistematik bir eğitim. Sabah 8.30'da girersiniz, 5.30'da çıkarsınız ve çıktığınızda suyunuz çıkmış olur zaten. Yani o zamanın Ankara'sı, bir de ben belediye otobüsüyle falan, hiçbirimizin araba kullanmadığı zamanlar, 80'li yıllardan bahsediyorum. Dolayısıyla çok yorgun gelirdik ve hani çok fazla zamanım kalmaz olmuştu. Ama yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi, sonra da asistanlık ve sonra da uzmanlık. Benim uzmanlık alanım öyle ki şimdi milyarlarca, trilyonlarca mikrop var, hastalık ve birey ilişkisi var, çok geniş araştırma alanı olan bir disiplin. Türkiye belki yeni tanıyor ama ben yurt dışında da çalıştım. Çok geniş araştırma alanı var. Siz bütün o kanser tedavilerini, bütün o ağır romatizma tedavilerini, infeksiyon süreçlerini yönetemezsiniz. Yani çünkü bütün yaptığınız işlerin sonunda ve bütün o yaşlandırdığınız nüfus sizin elinize infeksiyon duyarlılığıyla gelir ve bunun hem bireysel hem toplumsal boyutu vardır. Çok dinamiktir. Demin verdiğim HIV örneği gibi bazen bütün dünyayı sarsar, bütün dünyanın yeni tanıştığı bir hastalık olur. Ya da bu COVID sürecinde olduğu gibi hani bir afet olur ve bir fırtınaya tutar bütün yerküreyi. Dolayısıyla okumak, 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 yani inanılmaz ki ben alanımda hep şu noktada kaldım. Ben şu üç alanda özelleştim, gerisinde genel bilgiye sahibim. Orada da yanımdaki odadaki arkadaş özelleşti demeyi tercih eden bir bilim insanı oldum. Ama buna rağmen vakit yetmiyor. Dolayısıyla biraz sistematik okuma sürecinden çıktım. Ama o gençlikteki seçicilik oturmuş artık. Bir takım akraba yazarlar edinmiştim zaten o zaman. Rus edebiyatı bizde çok keyifli ve popülerdi. Hepimiz Rus edebiyatına. Sonra işte Márquez gibi birazcık daha Güney Amerika edebiyatıyla tanıştık. Sonra Türkiye'de işte Selim İleriler, Adalet Ağaoğlu, Mehmet Eroğlu, işte Ahmet Altanların falan sürüklediği bir güzel edebi dönem. Buket Uzuner, Latife Tekin. Ve onların şöyle diyelim, onların yatay olarak okuduğu ve bulduğu kitaplara da dönüp bakarken, şimdi birazcık daha İngiliz edebiyatı tarafındayım. Çok iyi İngiliz yazarlar ve İskoç yazarlar keşfediyorum yeni olanlarda. Yani bir seçicilik var. Bu müzik, iyi müzik dinleyicisi olmak gibi bir şey olmuş. Ama bir listem var tabii. Yani bitmek bilmeyen devamlı listelerim oluyor. Birbirini takip eden ve yetişememe endişesi duyuyorum. Bazen üç kitaba aynı anda başlıyorum. Mesela 10 sayfa birinden. Bazen şöyle bir hüzün duyuyorum. Bir emekli olsam da istediğim gibi okusam ve film seyretsem. Bütün dileğim bu aslında benim, ama yaşamın kargaşasından da başımı bir türlü çıkaramıyorum. Ama şunu söylüyorum hep genç meslektaşlarıma da. Hekimlik sadece hekimlik olarak yapıldığı zaman çok can sıkıcı, çok tatsız ve çok keyifsiz bir şey olur. Bütün o işte 360 derece bakış açısı, tarih, uygarlıklar vesairenin ortasına bir insan hikayesi. Ama şimdi baktığım zaman psikiyatri seçseydim, psikiyatri seçmek için girmiştim ve sayısız psikiyatri kitabı okumuştum. Jung benim böyle şey kutsal kitap gibi kitapları vardır başucumda hala çizip durduğum. Eğer psikiyatrist olsa idim, kendi hikayemde çok boğulur muydum diye düşünüyorum. Yani sanki bu mikropların hikayesi, yerkürenin felsefesi falan beni daha yatıştırıyor ve daha sakinleştiriyor ve felsefi bakışımı daha çok besliyor gibi duruyor. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Orada aslında sizin demin bıraktığınız yere geri dönerek hani üniversite yıllarında bu yapılandırılmış disiplinli okuma alışkanlığını bir dönem kaybeder gibi oldum dediniz.
Ama orada tabii şunu da söylemek lazım ki sizin oldukça uzun, derin Türkiye içinde ve dışında bir eğitim süreciniz de olmuş. Yani Evet. Dolayısıyla sadece tıp fakültesini bitirip uzmanlığınızı kazanmakla kalmıyor. Türkiye dışına taşıyor. Sonra tekrar buraya da geliyorsunuz. Oradan da birazcık akademiye gelmek istiyorum. Çünkü akademide hani biraz evvel size o mutsuzluğu veya tatminsizliği yaratan bir takım şeyler var. Bir boyutu da sizinle özellikle konuşmak istediğim gene bizim bu programımızın veya podcastimizin çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği boyutu. Çünkü orada da akademisyen sayılarına bakıldığında aslında Türkiye'de bir denge olduğunu görüyorsunuz. Ama merdivende yukarıya doğru gitmeye başladıkça işte doçent, profesör, dekan, rektör noktasına doğru gitmeye başladıkça o camdan duvarlar, tabanlar yol alanını ciddi olarak kısıtlıyor. Böyle bir şeylerle karşılaştığınız dönemler, bunu hissettiğiniz anlar veya bu anlamda zorlandığınız şeyler oldu mu ki bu tatminsizliğin bir parçası da bununla bağlantılı mı? Şimdi önce şunu söyleyeyim, lise dönemim benim çok özel bir dönem. Belki de bir fanus içinde büyümüşüz. Çünkü Ankara Koleji'nin o zamanki döneminde hocaların çoğu, yani %30-40 kadarı yabancı kökenli zaten. Tamamen evrensel bilim ve eğitim ölçütleri kullanılıyor. Ve kadın erkek eşitsizliği diye bir kavramımız yok. Bu bakımdan çok şanslı bir evde büyüdüğümü de söyleyebilirim. Aslında Türkiye hikayesi birazcık da bu. Kendisi siyasal bilgiler ve üstüne hukuk fakültesi okumuş ve sanata ve edebiyata çok meraklı olan babam ve babamın 3 kızı var. Bizi biraz da fazla eril bir dille yetiştirdi aslında ve evde hep şu tembih edilirdi: ev işi yapmayacaklar. Yani o kadar bu taraftaydı ki ve özgürlüklerimiz konusunda da gerçekten son derece demokrattı ve zihinsel gelişimin bize en çok güç verecek şey olduğu konusunda da hep pekiştirdi bu eğitimi. Ben tabii ki tıp fakültesini bitirmiş olmak, hekim olmak bu ülkede özellikle insana bir güç veriyor. Ama sadece bu ülkede değil, ben Amerika'da da bunu gördüm. Bir yabancı olarak gittim Amerika'ya. Ev tutabilmek için Amerikalı bir kefile ihtiyaç duymadım. Çünkü doktor kartımı gördükleri zaman ve hastane bağlantımı gördükleri zaman bütün kapılar açıldı. Yani doktor aslında evrimsel olarak da bu böyle. İnsanın sağ kalımı bütün bu uygarlık hikayesinde o kadar olmazsa olmaz bir nokta ki insanın ömrünün kaliteli olması ve uzaması. Hekim aslında hep hiyerarşik olarak, bunu söyleyince insanlar birazcık gönül koyuyor falan ama ben tarafsız bir gözle de bunu söylemeye çalışayım. Üste konumlandırılıyor toplumun gözünde. Yani ömründe bir kere bir öksürük nedeniyle bir hekime gitmiş bir kişinin bütün hayatı boyunca şu son zamanlardaki şiddetin, tepeden öğretilmiş şiddetin dışında bütün hayatı boyunca bir hekime duyacağı minnet hiçbir meslekle karşılaştırılamaz, onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir avantajdı tabii ki, bu bir güç veriyordu. Öyle bir güç veriyor ki, yani sanayiye arabanızı yaptırmaya gidiyorsunuz, abla diye başlayıp hocam diye bitiriyor falan. Ama akademi çok Türkiye'de maalesef 80'den sonra akademi, üzgünüm buna, pek çok başka iktidarda dahil, çok malforme ve çok eril bir dille ve liyakati ölçütlemeden gelişemedi, onu söyleyeyim. Şimdi ben sadece tıp fakültesi değil, Gazi Üniversitesi'nde bir dönem bir rektör danışmanlığı yaparak Gazi Üniversitesi'ne stratejik planlama ofisini, Avrupa Üniversiteler Birliği'ni, Bolonya sürecini bir tıp fakültesi mensubu olarak diğer akademinin diğer branşlarıyla kurmuş, yapılandırmış bir kişiyim. Ve o dönemde aslına bakarsanız görece tırnak içinde daha sosyal demokrat bir yönetim vardı ve daha sosyal demokrat bir YÖK başkanı vardı. Fakat onlar dahi müthiş, yani bilimin o araştırıcı, sorgulayan, daha ne diyelim, daha kadın dili, aslında bilim kadın dilidir. Yani araştırır, sorgular ve cevaplar bulmaya çalışır. Çok daha eril, didaktik bir dil vardı bir kere, onu söyleyeyim. Zihinsel atmosfer buydu. Ben o dönem Türkiye'ye bu yaşam boyu öğrenim diye bir programı getirmek için çok büyük bir çaba sarf ettim. Benim gibi düşünen
ve politik görüşü benim gibi olan insanlardan söz ediyorum. Bu şu demekti aslında Murat Bey. Bilmiyorum bu uzatıp kayboluyor muyum bunun içinde ama. Gayet çok keyifle, ilgiyle dinliyorum. Bu şu demekti aslında, liyakat ölçütlerinin her yerde kurulması. Yani ne demek? Bu siz bir bölüme sekreterliğe başvuracaksınız, elinizde bir puan listesiyle gidiyorsunuz. Gittiğiniz bir dikiş nakış kursu puan mesela, aldığınız bir daktilo kursu bir puan. Bu İngiltere'nin çok uyguladığı bir sistemdi. Ben Üniversiteler Birliği'ni kurarken... İngiltere'deki bu çalışma atölyelerinde çok çalıştığımız bir konuydu. Ve orada kişileri de davet ettim ve o zamanki YÖK başkanından da bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Çünkü meslek liseleri var. Meslek liseleri öyle ki onların önü kesilmemeli. Ama başka meslek lisesi problemleri vardı hatırlarsanız. İmam Hatip liseleri artırılmaya çalışılıyordu. Ama Türkiye 80'den sonra hep kutuplaşmalar üzerinde gitti. Ve kutuplaşmaların en büyüğü de kadın erkek cinsiyet eşitsizliğidir aslında. Hepsini yutan budur aslında. Belki buna ırk, etnik grup falan diye bunları da katabiliriz. Yani kutuplaşmaların bir kademeleri var. En tepede siyasi görüşün falan üstünde bu cinsiyet var maalesef. Bu kutuplaşma nedeniyle bunu bir türlü kabul etmek istemediler. Hatta benim yapmaya çalıştığım o program kesintiye uğratıldı ve davetle gelen, İngiltere'den kalkıp gelen o grup maalesef 3-5 kişi dinledi ve dağıldık ve ben de arkasından bütün görevlerimden ayrılarak tekrar tıp fakültesindeki yerime döndüm. Türkiye'de akademik yaşam didaktik eril bir dille ve benzerlerin oluşturduğu bir akademik birim haline getirilmeye çalışıldı. Belki bunun dışında kalan sadece Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi vardı. Onlar o yüzden daha güçlülerdi. Biz 80'li yıllardan sonra ki benim akademisyenliğim 93'te başlıyor. Bu söylediklerim de 2003'lü yıllar. Belki de biz çok daha erken darbe almaya başladık ama kimse birbirinin sesini duymadı ya da hani Gazi Üniversitesi olacaktı diye. Belki de olup biteni oraya layık gördüğü için bu zincirleme sonunda Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi dokunulmazlığı, liyakata dayalı dokunulmazlığı olacağını düşündüğümüz yerlere de sirayet etti. Akademinin içinde... Hiçbir zaman bir kadının yükseltilmesi erkeklerle işbirliği yapmazsa mümkün değildir. Onu söyleyeyim öncelikle. Size bir görev teklif etseler bile o görev içinde onlarla uzlaşı kültürünü sürdürmeniz lazım. O zamanın genel geçer dili her ne ise mesela çok açıkça söylüyorum herkesin... Elbette benim yetiştiğim ortam, benim bir politik görüşümün zaten olması gerekliliği demektir. Politik görüşü olmayan insan bence kültürsüz ve entelektüel olmayan bir insandır. Ama siyasetin eril dili, aynı akademinin eril dili gibi, akademide hep hakimdi. Hangi siyasi görüşten erkek akademisyenler yönetimdeyse o dili konuşmanız gerekirdi. Mesela ben Gazi Üniversitesi'nin birazcık daha sağ muhafazakar bir yapıdan olduğunu düşünün. Ben çok önemli bir şey kurmaya çalışıyorum. Stratejik planlamalar, işte Avrupa Üniversiteler Birliği işbirlikleri ki çok sayıda fon alındı, proje alındı bunları kurduğumuz için. O sırada dinleyen kişilerden rektöre şey şikayeti gidiyor. Ama hoca yani... Öyle şey giyiniyor birazcık, yani fazla modern giyiniyor birazcık. Ama hoca öğrenci gibi dolaşıyor birazcık, eleştirileri geliyordu. Bunları aldırmamak lazım, aldırmayacak kadar güçlü olmak lazım. Ama herkes tabii ki ne diyelim bu kadar güçlü olamıyor. Bir de kadının yurdu değil, kurdu akademide, onu söyleyeyim. Aykırı bir dil olduğunuzu düşünüyorlarsa o düzene, egemen düzene siz ne kadar liyakatli olursanız olun kadın yani hemcinsleriniz de size çelme takmaya çalışıyor. Dolayısıyla benim bu akademiyle ilgili süreçte tabii ki liyakata dayalı ölçütler ama Amerika'da da birazcık böyle bir erkek egemen dil vardır akademide. Liyakata dayalı ölçütler kurulmadığı sürece hiç kimsenin içinde mutlu olamayacağı bir sistem. Liyakat için kadın çok çalışıyor. Çünkü kadın
adeta Türkiye'de meydan okuyarak geçiyor geçtiği noktaları, büyük savaşlar vererek geçiyor. Herkes benim gibi şanslı bir evde, şanslı bir okuldan çıkmıyor. Dolayısıyla kadın aslında çok daha fazla asılıyor süreçlere. Ama orada çelme takan kendi hemcinsleri ve o eril dil maalesef yükselmesini engelliyor. Sizin de söylediğiniz gibi hani tıp fakültelerinde kız öğrenci daha fazla, doktorlar arasında, hekimler arasında daha fazla kadın cinsiyeti var. Ama baktığınız zaman dekanların işte %8'i, rektörlerin de elle sayılabilir kadarı. Baktığınız zaman, bakanlara baktığınız zaman, şu andaki bakan kadınları söylemiyorum çünkü kadınla ilgili en ufak bir ne diyelim bir tuğla bile koymayan kişiler onlar. Tamamen siyasetin eril dilini ve o eril dilin de kadına karşı güç kullanan alt kümesini kullanıyor şimdikiler. Ama şimdiye kadar gelip geçen bakanlara da baktığınız zaman benim aklıma mesela bir tek Türkan Akyol geliyor. Kadın bakan olarak böyle beni temsil etti falan diye gururla. Belki de hekim olduğu için hemen aklıma o geliyor. Ne kadar az sayıda eşiği geçebildiğimizi görüyorsunuz zaten. Aslında siz çok güzel detaylı ifade ettiniz ama gene bir yazınızda bununla ilgili bir cümlenizi ben de rastladım. Diyorsunuz ki cesur, akıllı ve dayanışmacı kadınların nadir olduğu bu coğrafyada Türkiye'den bahsederken. Bu da ilginç. Hani bence güçlü bir tespit veya bir nasıl diyelim, meydan okuma. Bu anlamda da aslında güçlü ve akıllı olan kısmı benim açımdan biraz daha dayanışmaya açık olup olmadıkları kısmı ile ilgili olarak farklı şeyleri zaman zaman duyuyorum. Bilmiyorum siz de benzer mi düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle birkaç aşamada bu cesaret ve dayanışma gerekiyor. Önce en güçlü, en cesur, en dayanışmacı kadın bile eğer evliyse evine girdiği zaman farklı bir teslimiyete geçiyor mesela. Demin söylediğim o yetiştiğim iklim, ev ortamı, aile ortamı dediğim şey bu kez eş olarak tezahür ediyor. Çünkü benim de bir oğlum var ve hani ne mutlu ki bana benim çok fazla belki müdahalem olmadı ama tam benim istediğim gibi yetişmiş bir insan diyebilirim. Kadına bakışı, kendi hemcinslerine bakışı, kullandığı dil, dünya görüşü, entelektüel olma çabaları bunlar çok takdire şayan ve bireysel özel ilişkilerinde de çok demokrat olduğunu, çok eşitlikçi olduğunu görüyorum. Bu kolay olmuyor. Üçüncü kuşak benim oğlum. Sonuç olarak benim oğlum üçüncü kuşak. Bir kuşakta bunların hepsi halledilemeyebiliyor ve Türkiye bu anlamda çoğu hemcinsimin evliliklerini birinci kuşak henüz bu anlamda birinci kuşakla yaptığı bir ülke. Yani 100 yıllık bir geçmişimiz var diyelim kültürel olarak, sosyokültürel olarak. Atatürk'ten itibaren ele alalım süreci. Dolayısıyla ki öyle. Dolayısıyla orada bir teslimiyet var zaten ve orada kadın dayanışmasının kırıldığı bir nokta var. Bunun dışında sokakta müthiş bir kuşatma var. Yani sokakta her adımda hekim kadına bakış gibi sokaktaki kuşatma dediğim şeyde kadına bakış. Yani kadın her anlamda gözle taciz, sözle taciz, sokaktaki işlerinde taciz her anlamda bir uzlaşıya gitmek zorunda kalıyor. Ve bu anlamda da bir elin parmağı kadar gerçekten en azından benim çevremde böyle hem işte kız kardeşlik hukukuna uygun davranan ne olursa olsun pozitif ayrımcılığa da inanıyorum bu arada bunu söyleyeyim ve bunu da yapıyorum ben. Beni çok kızdıran kadınlara bile kızma kontenjanımı birazcık daha kısıtlı tutmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ne tür çaresizliklerin içinde olduklarını ve nasıl bir hikayenin içinden çıkmaya çalıştıklarını ve bunun da yüzyıllardır böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem pozitif ayrımcılığa hem daha çok dayanışmaya ihtiyaç var. Ama kolay değil. Yani kolay değil. Oradan her şeye meydan okuyan, bunu uzlaşmaz, geçimsiz anlamında kullanmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Her şeye, onu kıskaca alan, kuşatan her şeye meydan okuyabilen ve aynı zamanda eylemeye devam eden, yani evine çekilmeden, pes etmeden eylemek, yani
yapmaya devam eden, fiilen olmaya devam eden kadın sayısı gerçekten çok az. Evet, bu anlamda aktivizmin dediğiniz gibi o sizin eylemeye devam etmenin çok büyük önemi var. Onun altını çizmek istiyorum. Birazdan salgının seyir defterini sizinle konuşmak istiyorum ama Akbank'ın katkılarıyla Eyvah CEO Doğuruyor podcastini hazırlıyoruz. Akbank bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde sıfır tolerans gösterdiğiniz kelimeler ya da kavramları da öğrenmek istiyor, merak ediyor. Ne gelir aklınıza birkaç başlık sorsam? Kadın benim başımın tacıdır. En sinirlendiğim şey budur. Biz kimsenin başının tacı falan olmak istemiyoruz. Evinde dekor da değiliz, süs de değiliz. Bayan, bayan sözcüğü. Şimdi size çok komik bir anekdot anlatacağım. Bir transfer geldi beni almaya, yurt dışından çok yorgun geliyorum, jet lag'im yani Amerika dönüşü. Çok tatlı bir adam aslında fakat sürekli bayan dedi ki, dedim ki bak bayan değil, kadın diyeceksin dedi. Hocam diyemem, o çok kaba bir şey diyor bana. Ya dedim nasıl olur, kadın işte kadın yani. Bir de bu hani beni çok irite eden, çok irite eden bir şeydir. Bu bir şey gibi kullanılır sanki. Sanki hani yaşlı kadın olmaya üzüleceğimizi düşünür. Teyze, teyze. Yani teyze olmakta hiçbir sakınca yok da senin teyzen olmak istemem. Yani bunlar benim sinir uçlarımda dolaşan kelime. Evet ben birinin teyzesiyim. Nefis bir yeğenim var. Yani biyolojik bağım var. Arkadaşlarımın çocuklarının da teyzesiyim falan ama yani sokaktaki bir tane böyle kütlesi irice ama beyni ufak adamın hani teyze demesi de sinirime gerçekten sinir uçlarımda dolaşır yani. Herhalde birazcık da bu toplumsal, kültürel ne diyelim, travmalar küçük küçük. Belki de bu kadar takılmamak mı gerekir? Hatta o sohbet sırasında transferle yanımda eşim vardı. Esin ısrar etmesene artık dedi bana. Yani adam işte kadın diye niye ısrar ediyorsun? Hayır o öğrenecek diye tutturdum. Bayan demeyeceksin. O da sürekli diyor ki affedersiniz kadın. Niye affedeyim ya dedim. Affedecek bir şey. Hocam çok kaba ama diyor. Yani gerçekten kültürel vaziyetimiz biraz böyle. Çok güzel, çok güzel. Peki, birkaç ay önce daha hani ne derler hala kokusu üzerinde Salgının Seyir Defteri kitabınız yayına çıktı. Kitaptan birazcık bahsetmenizi isteyeceğim ama şu perspektifi önemsiyorum. Gene bir sohbetinizde rastladım. Diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler de aslında bunun bir insanlık konusu veya sorunu olduğunun altını çiziyor. Yani bu bir sadece sağlık krizi değil ve bu çerçevede de aslında salgın cinsiyet eşitsizliğinin daha da derinleşmesine maalesef yol açtı. O kadar hazin şeyler var ki kitaba geçmeden önce. Geçen 2020-2021 boyunca AIDS vakaları 1,5 milyon kadar vaka eklendi. Yeni vaka dünyada ve bu yeni vakaların büyük bir çoğunu %80 kadarı 15-45 yaş arası Afrika'daki kadınlar ve bunların da büyük bir çoğunluğu taciz, tecavüz. Yani Afrika erkek AIDS'inin kadınlara geçtiği ve kadınların da bebeklerine geçirdiği hala AIDS salgını yaşayan bir coğrafya. AIDS kontrol altına alınamadı. Aslında şunu da fark edemiyoruz ki kontrol altına almadığımız bu kıta tekrar bizi 85'li yıllardaki dünyada kontrolden çıkarmaya götürebilir. Bu maalesef küresel bir salgının çıkmasından önce de küresel işbirliği yapamamanın ağır sonuçları yaşanıyordu aslında. İklim krizi nedeniyle yaşanıyordu. Mesela aslında iki tane çok önemli ve afetle karşı karşıyayız. Bir tanesi bu pandemi. Bu pandemi bu yüzyılın ne son ne de en kötü pandemisi. Önümüzdeki 10 yıl içinde %40 kadar daha kötü bir pandeminin geleceğini düşünüyoruz. Ve buna hala hazır olmadığımızın da altını çiziyoruz. Biz zannediyoruz ki bu pandemi şu anda bize dersler verdi. Öyle bir şey olmadı ve bunun raporları da bize aslında 10 yıl içinde gelecek bir pandeminin de en aşağı bir 3-5 ay kadar dünyayı sarsacağını ve savuracağını gösteriyor. Şimdi bir başka gerçeklik, Hindistan'da Delta krizi çıktığında, yani bize her yıl başında yeni bir varyant geldi hatırlarsanız. 2020-21'e dönerken Delta, 21-22'ye dönerken Omikron.
o delta'nın çıktığı ve hani ölülerin sokaklarda yakıldığı, oksijen tüplerinin yetmediği dönemde Hindistan çünkü aşılanamamıştı da kendisi aşı üreticisi olmasına rağmen o dönemde merdiven altı küretajlar nedeniyle kız çocuklarının kendi kendilerine uygulamaya çalıştığı sağlık merkezlerine ulaşamaması nedeniyle de çok sayıda ölüm ve sakatlık var. Şimdi bunun dışında her üç kadından birinin o dönemde şiddet gördüğü psikolojik ya da fiziksel bütün dünya için söylüyorum bunu. Türkiye'de de çok sayıda çocuk gelin ve çok sayıda okulunu bırakmak zorunda kalan ve işte çıraklığa ve işe koyulan kız çocuk olduğunu biliyoruz. Türkiye kayıtlarını az tutuyor ama Birleşmiş Milletler'in kayıtları bu üç kadından biri meselesinin dehşetini açıkça ortaya koyuyor. Tabii kırılgan grupları çarptı pandemi. O nedenle bu afet bir trajedi aslında ve trajedinin de dekorları var. O dekorlar da sizin coğrafyanız. Türkiye dekoru bambaşka bir takım şeyler çıkardı önümüze. Bir tanesi bunların bu safsatalar, hurafeler ve bu bilime ve kadına yöneltilen şiddet dili ve artık işi öldürmelere varan bir takım failler çıkarması. Bu aslında göz göre göre pandemiden önce de bu şiddet dili hekime vesaire yöneltiliyordu. Sokakta kadına, çocuğa, sokaktaki canlılara. Ama pandemiyle birlikte bir başka pandeminin, gölge pandeminin varlığı fark edildi. Şimdi ben bu kitabı mutlaka yazmak zorundaydım. Çünkü çok sistematik olarak zaten gazete köşe yazılarını hazırlarken bir 6-7 saatlik çalışmayla o dönemdeki dünyadaki kronolojik olayları ve o dönemde dünyada yaşanılmakta olan sosyolojik olayları bir anlamda cümlelere dökmüş oluyordum ve sayısız defterler tutuyordum. Ama buna kendi hikayemle birleştirme fikri çok cazip geldi. Çünkü ben doğrusunu isterseniz pandemide en çok zor zamanları atlatmış bireylerin hikayelerinden ilham aldım. Kendimi çok sıkışmış, çok zorlanıyor hissettiğim zamanlar oldu. Hem şiddet dili bana çok yöneltilmişti, hem politik bir basınç üzerime uygulanmaya çalışılıyordu. Tek istedikleri konuşmamamdı. Dolayısıyla ben de konuşmak zorundaydım. Dolayısıyla çünkü gerçeklik yaşamsaldı. Ben de zor zamanlarda birey olmuş. Mesela tekrar dönüp işte vebayı okumak, felsefeye, kadim felsefeye dönüp ne bileyim nasıl Sokrates'in ölüm fermanına rağmen alttan almadığı, ölmenin yani ben hekim olarak da öyle bakıyorum aslında. Ben aptalca ölmekten korkarım. Ben çaresizce ölmekten korkarım ama ölüm yaşama dair bir şeydir, bir teknik meseledir en nihayetinde. Var olma sebebimiz ölümlü olmak aslında baktığınız zaman. Bu bakışı aktarabileceğim bir dekor var Türkiye'de. Mecburum bunu. Yani herkes bana soruyor, çok mu cesursunuz? Çok korkağım, onun için cesurum diyorum. Yani korkmanın ne olduğunu bilmeyen cesareti bilmez zaten. Korkmak insana tedbirli bir cesaret gerektirir, temkinli bir cesaret getirir ve o temkinli cesaretin katmanları vardır, zemini vardır ve bu kadim felsefedir, ölülerin bilgeliğidir. Demin konuştuğumuz işte o cümledeki gibi Sümerli şair Lidingura'da olduğu gibi uygarlıkların aslında ne kadar aynı dairenin etrafında dönüp durduğunu bilmektir. Dolayısıyla mutlaka bu afete dair ve bu dekora dair bu notu bırakmam gerektiğini düşündüm. Belki benim bulduğum notların bana çok büyük faydası oldu, bana çok ilham oldu, hikayenin olduğunu. Yani insan türü hikayesiz yaşayamaz çünkü aksi takdirde çıldırır, delirirsiniz aksi takdirde ölümlülük bilinciyle. Hikayenin bağlantılanması, bu güzel bağlaçların kullanılması yani işte sanattır, felsefedir, edebiyattır. Ben de bunun içinden sözcüklerimi paylaşmak istedim. Bence keyifli bir yazım süreciydi. Çok çok çalıştım yani onu söyleyeyim 6 ay kadar ve kitabın editörlerine minnettarım. Sayısız defa birlikte çalıştık onu söyleyeyim. Kelime ve virgül atlamaksızın 6 ay onlar da benimle birlikte çalıştılar.
Çok paslaştık, gitti geldi, gitti geldi. Çünkü tekrarlara düşüyordum ister istemez. İnsan tekrarladığını fark etmeyebiliyor bir şey öğretme çabasındayken. Bir yandan öğretmeye çalışıyorum, bir yandan anlatmaya çalışıyorum o kitapta. Ama sonuçta keyifli bir şey oldu. Yani evet, yani bu benim hikayem aslında. Benim pandemiyle kesişen yollarım, benim zorlanmalarım. Benim o trajedi içindeki çaresizlikleri, ama işte doğaya bakıp, felsefeye bakıp, iyi bir müzik dinleyip, tekrar tekrar kendimi toparlayıp eylemeye devam etmem. Yani yaşamak dediğim o eylemi hakkıyla yapmaya çalışma hikayesi, öyle diyelim. Harika. Peki bu başta bahsettiğiniz emeklilikle ilgili plan çerçevesinde devamı geliyor mu kitap ya da kitapların? Şöyle, şimdi elimde bir proje daha var. Onunla uğraşmaya çalışıyorum. İlk defa hayatımda bu kadar zorlu bir akademik döneme girdim. Çünkü birikmiş tıp öğrencileriyle ilk defa yüz yüze eğitim yapıyoruz, biliyorsunuz, bu sezon. Onun Doğru. hevesi var üzerimizde. Çok uğraşıyorum. O nedenle çok mesai harcıyorum o tarafa. Biraz istediğimden daha geç gidiyor ama bir başka kitap projesi böyle. Bir kenara koyduğum böyle roman parçaları var. Onu mutlaka yazmak istiyorum. Çünkü bu da Türkiye'de benim hikayem olmayacak tabii. Benim hikayemi yazmaya cesaret de edemem. Kendime o kadar tarafsız da olamam. Aslında benim hikayem de sıkıcı bir hikaye. Yani şöyle sıkıcı bir hikaye. Doğrusal çizgilerle gitmiş. İşte önüne çıkan zorlukları da, şanslı olduğumu da düşünüyorum. Hem çocukluk evim, hem de daha sonraki eşim ve şartlarım nedeniyle. Dolayısıyla yani buradan bir şey çıkmaz ve buradan bir edebiyat çıkmaz, ama biriktirdiğim bazı şeyler var. Dinlemeyi sevdiğim için, insanlar bana bir şeyler anlatmayı sevdiği için ve benim daha okuduklarımla, yazdıklarımla harmanladığım kafamda hikaye var, kurgusal. Bunu bir roman olarak yazmak istiyorum, mutlaka yazmak istiyorum. Çünkü parçalar hoşuma gitti, bulduğum parçalar ve üzerinde oynamak hoşuma gitti. Zannederim bunu yapacağım. Esin Hanım, bugün son bir saattir bizi dinleyenler sizin hikayenizin lineer olduğuna kolay kolay inanmazlar. Onun için o konuda bence anlatacak çok şeyiniz var. Ama maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Esin Şenol, öğretmeye, paylaşmaya ve konuşmaya devam edin. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Eyvah CEO Doğruyor da bu hafta Esin Şenol'u konuk ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar sizinle birlikte olmak dileğiyle.